Bu da Atakan çıkarsa diğerlerine gerek kalmayacak. Atakan. Altı Atakan. İki Bora. Bir Melisa. Bu durumda Atakan birinci gitme adayı oldu. Survivor 2019'da. Evet. İkinci ve üçüncü adayı bireysel dokunmazlık sahipleri iki isim. Ecem ve Okay söyleyecek. İlk sözü Ecem'e vereyim. Ecem şimdi önce sebebi sonra da kim aday gösterdiğini söyleyebilirsin. Performansının iyi olduğunu düşünmüyorum. Adada da bize çok yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Kulaktan kulağa konuşmaları dışında. Son olarak da karakter olarak da zaten kesinlikle anlaşamadığım bir insan. Bu yüzden ben... Kaan diyorum. Kaan diyorsun ve ikinci aday belli olmuş oldu. Kaan ikinci aday. Bu durumda üçüncü adayı öğreneceğiz. O adayı da Okay söyleyecek. İlk konseyde olduğu gibi burada da bir hak etmeyen pota olduğunu görüyorum. Performansı düşük birilerini orada görmek isterdim takım olarak düşündüğüm zaman. Farklı çıktı. Atakan performans birincisi olduğunu görüyoruz. Şu anda adada da problem yaşadıkları için Atakan'la Bora'yı potoda paylaşmaları için adını söylemek istiyorum. Bora diyorum. Bora da üçüncü aday oldu. Bana da sürpriz oldu gerçekten. Ve ilk söz Atakan'da. Survivor'a büyük hayallerim için geldim. Ve kendime inanarak, kendime güvenerek ailemi en güzel şekilde temsil etmek için buraya geldim. İnançlı bir şekilde. Ama görüyorum ki takım arkadaşlarım bana cephe almış durumda. Bu konsey gerçekten çok iyi oldu. Neyin ne olduğunu görmüş oldum. Herhalde bana karşı bir cephe alınmış. Öyle olsun. Ben de bundan sonra ona göre tavır alırım arkadaşlara. Kaderimde burada kalmak varsa kalırım. Gitmek varsam da meşalemi söndürürler giderim. Hiç sorun değil. Takım arkadaşlarıma da diyecek bir şey şu an söylemiyorum. Ama adada her şeyi konuşacağım. Madem böyle bir karar aldılar, keşke yüzüme söyleselerdi. Demek ki yüzüme söyleyecek cesaretleri yok. Söyleyeceklerim bu kadar abi. İkinci sözü Kaan'a veriyorum. Değişik bir konsey. Üç erkekten biri gidecek. Kaan söz senin. Acun abi ben de söyleyeceklerim çok farklı olmayacak. Ben de buraya gelirken sevenlerime, aileme ve sevdiklerime bir söz verip geldim. Bu söz de sonuna kadar gitmekti. Kendim de bu potansiyeli sonuna kadar görüyorum. Ecem'in benim ismimi söyleyeceğini çok açık bir şekilde biliyordum. Hikmet'le daha önceden bir problemimiz olmuştu. Onunla ilgili de uyarı almıştı Hikmet. Fakat aynı problem Ecem'le de oldu. Hikmet uyarıyı aldığında bana Ecem dedi ki sen yanlış yaptın Hikmet'e böyle davranarak. Ona hiçbir şey söylemediğim halde bana bu şekilde yaklaşmıştı. Bu kavganın ilk kıvılcımı o gün çıkmıştı. Ben de dedim ki zaten sen de Hikmet gibi düşündüğün için şu an seninle tartışıyoruz. Yoksa bir problem yok aramızda. Evet dedi, benimle aynı karede görünmek istemiyormuş. Kendini herhalde bizden üstün gördüğü için bu kelimeleri telaffuz etmişti. Ben Türk halkının adaletine ve Rabbime güveniyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bora, seni dinliyorum. Bunu bekliyordum açıkçası, öyle söyleyeyim. Okay'a bir iki şey sözüm olacak zaten bununla alakalı ama bu kızgınlık değil, sadece tutarsız bir davranış sergilediğini söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce bir konuşmamız oldu. Kızlarda Melisa ve Büşra'yı çok zayıf gördüğünü, erkeklerde Kaan'ı
Ve Atakan'ın ileride şu an zayıf olduğunu ama ileride daha iyi olacağını düşündü. Benim hiçbir ismimi geçirmedi. Bunun üstüne ben zaten ona şöyle söyledim. Tamam, biz seninle çok apayrı dünyaların insanlarıyız. Fikirlerimiz çok ayrı. Ben seninle daha fazla konuşmaya devam etmeyeceğim dedim. Bu adada ben 3 kişiyle problem yaşadım. Bunlardan en saygılıları Atakan'dı. Şimdi Atakan'ın karşısına Bora'yı çıkarıyorum diyor ama bana hiç ağza alınmayacak sözler söyleyen başka 2 kişi vardı. Burada da bir tutarsızlık var aslında dediğim gibi. Ama bekliyordum. Neden bekliyordum? Kararına saygı duyuyorum demeyeceğim. Kararlarına saygı duyuyorum diyeceğim. 4 kişinin. Aday olduğunda da şunu söylemiştim. Adaya en faydalı 2 erkek diyebilirim hatta. Hikmet ve Okay'dır. Bunu da kendisine dile getirdim. Performans olarak da gitmemeyi hak ediyorsun dedim. Keşke benim kadar açık yürekli olabilseydi. Buraya gelmeden fikrini birkaç defa zaten değiştirdi. Buna hepimiz tanık olduk. Bu da çok zaten ona yakışır derken kötü anlamda değil ama onun alabileceği bir karardı zaten. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. İki isme daha soru soracağım. Biri Hikmet, Bora konuşurken hak veriyor gibi davrandı. Neler söyleyeceksin, senin de görüşün? Öncelikle 4 kişi var şu an adada, takımımızda zayıf. 2 tanesi kız, 2 tanesi erkek. Biri Melisa, biri Büşra. Son haftaya baktığımızda kızlardan ummadığımız sayılar geldi. Gerçekten atak yapmaya başladılar. Büşra bu hafta 3-4 tane sayı aldı. Melisa 3-4 tane sayı aldı. Ama Atakan'la Kaan takıma bu kadar katkı sağlamadı. Hem de adada takıma gerektiği kadar yardımcı olmadılar. Yemede, içmede, taşımada. Onda bunda sürekli mesela Atakan oturduğu yerde işte şunu getirir misin? Şunu verir misin? Yani bu tür şeyleri duyuyorum. Biraz önce gelirken de Atakan yazılacağını duyduğu zaman bazı arkadaşlarımızı tehdit etmeye kadar vardı yani. Bunlar isimlerin bir tanesi Sude. Sude'yi biraz önce girerken buraya tehditvari bir konuşmalar yaptı. Yani 2 metre boyunda bir erkek adama bu yakışmıyor. Teşekkür ediyoruz. Atakan, söz sende. Hikmet abiye saygı duyuyordum şu ana kadar. Bundan sonra benden saygı beklemesin. Ben şu an iftira atıyor. Ben kimseyi tehdit etmedim. Sadece beklemediğim bir şey olduğunu duyunca Sude benim burada adada kardeş olarak gördüğüm insanlardan bir tanesi. Yüzü de burada. Beni yazacağını duyunca şok oldum. Yazık dedim sadece. Bu tehditle ne alakası var? Ben ki burada tehdit etmeye mi geldim? Ben annemden babamdan böyle bir şey öğrenmedim abi. Tehdit ne demek ya? Öyle şey olur mu? Yani söylediği şeyler yok getirir misin nedir mi? Yani bu resmen yani iftira ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Survivor'a geldik. Saygı duyuyoruz ama bir karşılığında bir saygı göremiyoruz ya. Anlamak, gönlüm ferah, hiç sıkıntı yok. Ama böyle söyledikleri iyi oldu. Biz de bundan sonra yolumuzu ona göre çizeriz. Sude? Ben buraya gelmeden önce Atakan'ı yazacağım belliydi zaten. Kendisi adada gelip sorsaydı kendisine de söylerdim. Burada ne zaman kim kime hesap veriyor yazacağı kişi hakkında onu bilmiyorum. Siz Bora abiye yazmayacak mıydınız dedi. Ben de hayır biz konumuzu hallettik bunu sana da söyledim dedim. Tamam bunu orada konuşuruz o zaman dedi bana. Bunu gelir ayak yaptı yani. O yüzden ben de sadece bunu burada belirtmek istedim. Yazarken de bu şekilde söyledim zaten. Bir tehdit var mı yok mu onu söylesen onu söylemedin. Bunu orada konuşuruz gibi bir baskın bir cümle kurdu bana. Ben tehdit etmedim abi ya. Beraberken yüz yüzeyken konuşalım demek istedim yani. Bunda tehdit yok ama ben tehdit etmedim. Teşekkür